İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mandalyuela Napol'daki Ermeni cemaati Ermeni Köy Festivali düzenliyor. Artak Beklaryan, her Ermeni Artak'ın restorasyonuna ve gelişmesine katkıda bulunmalıdır. ABD, Yerevan ve Bakü arasındaki ilişkilerin çözümünde aktif rol oynamaktadır. Batı Ermenistan'ın turistik yerlerini keşfedelim. Hakkari'nin Orşe Şelalesi. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki 5 kuruluş Birleşmiş Milletler Komitesi'ne bir rapor sundu. Azerbaycan'da etnik Ermenilere karşı etnik nefret ve ayrımcılık içeren bir devlet politikası mevcut. Batı Ermenistan'daki Ermeni gelenekleri, Hamşen Ermenileri Vartavar'ı nasıl kutladı? Romanya'da bin yıllık tarihi olan Ermeni hazineleri. 13 Ağustos 2022 Cumartesi saat 11.30'dan itibaren Robinson Parkı'nda Avenue de la Mer, Mandalyuela Napol'daki Haçkar Anıtı'nın önünde bir tören düzenlenecek. Selamlaşma konuşması, özel Ermeni yemekleri, Ermeni müziği, şarkısı ve dansı. Giriş ücreti 20 euro. Sadece randevu ile. Batı Ermenistan hükümeti Ermeni halkının birlik ve beraberliğini savunmaktadır. Artsakh Devlet Bakanı Artak Beklaryan, Hayastan adlı Dünya Ermenileri Fonu'nun Fransız yerel organının başkanı Bedros Terzian'ı kabul etti. Fransa'daki Hayastan adlı Dünya Ermenileri Fonu, yerel organının ve bizzat Bedros Terzian'ın Artsakh altyapısının gelişmesine katkısını memnuniyetle vurgulayan Artak Beklaryan, özellikle Artsakh'ın sorunlarına karşı her zaman şefkatli tavrınız için size teşekkür etmek istiyorum. Her Ermeninin Artsakh'ın restorasyonuna ve gelişmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyorum, dedi. Bedros Terzian ise sıcak karşılama için Artak Beklaryan'a teşekkür etti ve yıllar içinde oluşan işbirliğini derinleştirmek için çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Ned Price, briefing sırasında Yerevan ile Bakü arasındaki ilişkilerin çözümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne ilişkin soruyu yanıtlayarak, ülkelerin uzun vadeli ve kapsamlı barışa ulaşmasına yardımcı olmak için Agitmis grubu eş başkanlığı rolümüzde dahil olmak üzere ortaklarla ikili düzeyde ve ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu her zaman belirttik, dedi. Ned Price, Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfrid ve diğer kişiler Ermeni ve Azeri meslektaşlarıyla üst düzeyde iletişim kurma fırsatı buldular. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesini memnuniyetle karşıladık. Güney Kafkasya bölgesi için barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceğe ulaşmanın en iyi yolunun diyalog olduğuna inanıyoruz ve mümkün olan her şekilde onu desteklemeye devam edeceğiz, dedi. Batı Ermenistan'daki Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağ eteklerinde bulunan Orşe Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri 4000 rakımında bulunan şelaleyi ziyaret ettiler. İlçede doğa ve ekoloji ile ilgili faaliyetler yürüten Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği bu bağlamda her hafta ilçenin değişik yerlerini gezerek tanıtıyor. El değmemiş doğasıyla dağcıların ilgi odağı olan bölgeyi gezen 35 doğasever Yüksekova'nın saklı cenneti olarak anılan Orşe Şelalesi'ne hayran kaldı. 5 Ermeni kuruluşu Birleşmiş Milletler Komitesi'ne Azerbaycan'ın Ermenilere karşı yaptığı ırk ayrımcılığına ilişkin bir rapor sundu. 5 sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan raporda özellikle şöyle deniyor. Armenofobi, Azerbaycan'ın üst düzey yetkilileri tarafından Ermenilere yönelik nefret söylemi bir devlet politikasıdır. Ermeni kültürel ve dini mirasının Ermenilere aidiyetine karşı devlet propagandası, Ermenilere yönelik etnik nefret suçlarının mutlak cezasız kalması, insanların hayattayken başlarının kesilmesi ve işkence edilmesi de dahil olmak üzere Artsakh'taki 2020 savaşı sırasında ve sonrasında Ermenilere yönelik nefrete dayalı suçların artışına yol açtı.
bahsi geçen örnekler ve olaylar Azerbaycan'da özellikle Artsakh Dağlı Karabağ sorunu bağlamında ve 2020 savaşı sonrasında yoğunlaşan etnik Ermenilere karşı ayrımcılık ve etnik nefret içeren bir devlet politikası olduğunu göstermektedir. Binlerce yıldır Ermeni halkının büyük bir coşkuyla kutladığı en eşsiz ve belki de en eski bayramı olan Vartavar, ana vatanı olan Karadeniz yaylalarını seçen hemşinliler tarafından da kutlanmaktadır. Vartavar, Hamşen halkının binlerce yıllık geçmişinden günümüze ulaşan en renkli günlerinden biridir. Önceleri bu kutlamanın günlerce sürmesine kimse engel olmadı, şimdi ise bir dizi festival ve kutlamaya dönüştü. Hamşen kültürü coğrafyasının batısında yer alan Çayeli'de Vartavar'a Behur denilmektedir. Hasat toplama günlerinde yaylalara çıkan köylüler belli bir günde herkesin uygun olduğu bir yerde toplanırdı. En güzel kıyafetlerini giyerlerdi. Katırlarını güzelce süslerlerdi. Etrafta dans edip gayda sesleri eşliğinde şarkılar söylerlerdi. Behurlar gençlerin birbirini tanıdığı ve aşık olduğu o özel zamanlardı. Belli yerlerde toplanıp eğlenirlerdi. Ancak Vartavar refahı simgeleyen bir gün olarak bilinir ve bu tatil Hamşen halkı tarafından aynen öyle de algılanır. Romanya'daki Ermeni Hazineleri başlıklı resimli kitabın tanıtımı Yerevan'daki eski el yazmaları müze enstitüsü olan Maştot adlı Madena Taran'da gerçekleşti. Resimli kitabın süslü sayfaları Romanya'daki Ermeni hazinelerini anlatıyor. Ermeniler o ülkeye yaklaşık 1000 yıl önce yerleşmişler ve sanat ve mimarlık alanında miras bıraktılar. Resimli kitap Ermeni kiliseleri, mimari anıtlar, ikonalar, el yazmaları, gümüş haçlar, kupalar, el yazması kapaklar, tabaklar ve diğer aksesuarlar, tekstil ürünleri, halılar, masa örtüleri, kol düğmeleri, giysiler, ayakkabılar ve mühürlerin fotoğraflarını içermektedir. Kitapta yer alan örnekler bugün Romanya'daki Ermeni kiliselerinde, kütüphanelerinde ve müzelerinde saklanmaktadır. Kitabın amacı Ermeni zenginliği hakkında sadece Ermenilere değil dünyaya anlatmaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kompozitör Grigor Sunin'in Areknazan operasından Oftuk Sarer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.